Selamünaleyküm. Nasılsın? Vardınız mı gittiğiniz yere? Elhamdülillah. Sen nasıl oldun? Hastaydın biraz. İyi, elhamdülillah. Çocuklar da iyiler. Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Hamdolsun. Eskiye göre daha iyiyim. O şeyleri kullanınca, ilaçları biraz fayda etti. Allah Azze ve Celle kitabında bize çeşit çeşit misaller veriyor. Peygamberlerden, salihlerden, alimlerden, halktan olan insanlardan. Yani hiç kimse benim için bir misal yok diyemez. Mesela insan diyelim çok hastaysa Hazreti Eyyub bu misal olarak veriyor. O bize bu konuda örnek olmuş oluyor sabrıyla, şükrüyle. Mesela bir Nemrut'la mücadele etmesi gerekiyor. Hazreti İbrahim örnek olarak veriliyor. Firavun'la mücadele edecekse Musa örnek olarak veriliyor. Hatta bazen peygamber olmayanlar, salih insanlar, cesur insanlar örnek olarak veriliyor. Ve ben peygamber değilim dememizi de engellemiş oluyor bu şekilde. Peygamber olmayanlar da böyle böyle mücadele ettiler demek istiyor. Onlardan biri mesela Ali İmran suresinde ki ey müminler bir gün katilen mahrub bir yuğun kesir. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbaniler, alimler savaşa girdiler, savaştılar. فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَسَابَهُمْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda başlarına gelen, kendilerine isabet eden musibetlerden dolayı gevşeklik göstermediler. وَمَا دَعَوْفُوا Zayıflık göstermediler. وَمَا اسْتَكَانُوا Ve boyun eğmediler. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِر۪ينَ Yani Allah Azze ve Celle sabredenleri sever. Demek ki zamanında peygamberlerle birlikte nice alimler de mücadele etmişler, savaşmışlar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hocalar hiçbir şeye karışmıyorlar, hiçbir hakkı konuşmuyorlar. Yapılan bütün zulümlere sessiz kalıyorlar. Ve bu şekilde görevlerini yaptıklarını, namazı, abdesti anlatmakla, ahlakı anlatmakla görevlerini yaptıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bu ayetiyle alimlere düşen vazifeyi de hatırlatmış oluyor. Rabbiyyun olanlar, onlar da peygamberlerle birlikte mücadele ettiler. Gerekirse savaşa katıldılar. Demek ki yani Allah Azze ve Celle alimlere de alimleri örnek olarak gösteriyor. Geçmiş alimleri. Ama şu anda onlara örnek alanlar gerçekten çok az. Sessiz kalmayı siyaset zannediyorlar. Korkaklıklarını siyaset olarak örtbas etmeye çalışıyorlar. Allah herkesin yaptığını görüyor. Allah Azze ve Celle burada gerek alim gerek alim olmayan herkesin Allah yolunda mücadele etmesi gerektiğini ve bundan dolayı da bir yılgınlığa da düşmemesi gerektiğini, gevşeklik ve zayıflık göstermemesi gerektiğini ve zalimlere, kafirlere boyun eğmemesi gerektiğini anlatıyor. Dolayısıyla Müslümanlara örnek olarak bunu veriyor. O halde Müslümanlar da boyun eğemezler, Müslümanlar gevşeklik gösteremezler, zayıflık gösteremezler. Allah'a güvenecekler. Kur'an-ı Kerim İn yensurkumullah fele galibe lekum buyuruyor. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur. Dolayısıyla Allah yolunda olanlara Allah da yardım edeceğine göre onlara galip gelecek kimse yoktur. O halde cesur bir şekilde mücadelelerine devam etmeliler. Allah Azze ve Celle ayetin sonunda müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Tevekkül tabi derece derece, yani ilk derecesi tedbir aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmek. Tedbir alma imkanı olanlar için. Ama bazen tedbir alma imkanı olmaz. O zaman da onlar da yine Allah'a tevekkül edip görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Tedbir alma imkanları olmadığı halde, güçleri olmadığı halde. Demek ki tevekkülün en alt derecesinde bile insan yine Allah'a güvenmesi gerekiyor. Ama aldığı tedbirlere değil. Allah'a güvenmesi gerekiyor. Çünkü eğer aldığı tedbirlere güvenecek olursa o zaman o tedbirleri fail gibi görmüş olur. Yani hadiseleri, sonuçları yaratacak olan sanki o aldığı tedbirlermiş gibi. Halbuki fail Allah'tır. Gerçek fail her zaman için Allah'tır. Dolayısıyla da o tedbirlere güvenilmez. Ama kul görevini yerine getirmiş olmak için tedbir alır sadece. Allah Azze ve Celle müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler buyuruyor. Demek ki başkasına tevekkül etme tehlikemiz var. Başkalarından bir şey bekleme tehlikesi var. Allah Azze ve Celle bu hususta müminleri ikaz ediyor. Böyle bir şey olabilir. Şeytan size bunu vesvese verebilir. Allah'tan başkasına tevekkül etmeyin. Aldığınız tedbirlere de güvenmeyin. Sadece bana güvenin.
Yani bu tevekkül konusu aslında bir nevi bir ilaçtır. Gerek tevekkül, gerek teslimiyet, gerekse tevhid konusu ilaçtır. İnsanı depresyonlardan korur. Eğer insan Allah'a tevekkül etmezse depresyona girer. Eğer insan Allah'a teslimiyet göstermezse depresyona girer. Eğer insan işini Allah'a havale etmezse, tevhid makamına ulaşmazsa depresyona girer. Hem bir bakıma tevekkül, teslimiyet ve tevhid aslında antidepresan bir ilaçtır diyebiliriz. Bunları anlayan insanlar rahat olur, huzurlu olurlar. Çok zorluk yaşamazlar. Aksi halde depresyonlardan kendilerini kurtaramazlar. İslam düşmanları elbette yapacaklarını yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Bizi toprağa gömmeye çalışıyorlar. Ali İzzet Begoviç rahmetlinin dediği gibi bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Evet, tohum toprağa girerse, kaliteli bir tohumsa orada yine yeşerir. Yine orada filizlenir ve koca bir ağaca dönüşebilir, koca bir çınara dönüşebilir. Yani eğer biz tohum olursak koca bir çınar ağacı olabiliriz. Toprağa da gömseler bir şey değiştiremezler. Soğuğa, rutubete ve sıkışmaya dayanamayan tohum ağaç olamayacağı gibi zorluklara dayanamayan dava adamları da, dava adamları ve cemaatler de büyük bir hareket olamazlar. Allah Azze ve Celle yani buna dayananları ancak büyük bir harekete dönüştürüyor, onlara bu şerefi nasip ediyor. Nasıl ki tohum soğuğa, rutubete, sıkışmaya dayanmazsa çürür gider, ağaç olamaz. Aynı şekilde zorluklara dayanmayan insanlar da, dava adamı veya cemaatler de büyük bir harekete dönüşemezler. Allah onlara bunu nasip etmez. Davalar zorluklara sabırla yeşerir, filiz verir, tebliğ ile orman olur. Yani insan önce zorluklara sabredecek ki yeşerebilecek, filiz verecek. Sonra da tebliğ çalışmaları yapacak ki orman olabilecek. Aksi halde orman olamaz. Yani sadece zorluklara tahammül ile orman meydana gelmez. Orman ancak tebliğ ile meydana gelebilir. Dava adamları zulme hazır olmalıdırlar. Dava adamların ikinci adresleri zindanlardır. Bunu kabul etmeliyiz. Ona göre yolumuza devam etmeliyiz. Allah'a tevekkül edip Allah'ın yardımının geleceğine iman etmeliyiz. Hakka meyledenlerin çoğalması, hakkın batılla mücadelesi uzayınca gerçekleşir. Mücadele uzadıkça duymayanlar duyar, sevmeyenler sever, katılmayanlar katılmaya başlar. O yüzden çok kısa zamanda hemen bir şeyler olmasını isteyenler hata ediyorlar. Allah'ın muradı bu değil. Hakka meyledenlerin çoğalması, hakkın batılla mücadelesi uzayınca ancak mümkün olabiliyor. O yüzden mücadelenin uzun olacağını baştan kabul etmek icap eder. Ona göre hazır olmak icap eder. Karanlığa katlanmayan aydınlığa, zorluklara katlanmayan kolaylığa ulaşamaz. Bu Allah'ın dünyada koyduğu kanunlarıdır. Nimeti verecekse evvela külfetine de razı olmamızı istiyor bizden. Dava adamları muma benzer, yanmadan aydınlatamazlar. Yanmayı göze almadan insanlık alemine faydalı olamayız. Söyleyeceklerim çok ama zaman kalmadı. Tüm arkadaşlara çok selam söyle. Şu an oradaki bulunan misafirlere de hepsine selamlarımı söyle. İnşallah şeyde bir sorun yok değil mi?